Sevgili öğrencilerim, değerli dinleyenlerim, hepinize yeni bir videodan merhaba. Bugün de sizlerle artık 4. tema Milli Kültürümüz isimli temaya geçiş yapıyoruz ve ilk metnimiz olan Yerli Malları Tutum Haftası isimli metni inceleyeceğiz. Etkinliklerini birlikte yapacağız. Bundan önceki videolarımızda diğer metinleri yaptık. Onlarla ilgili videolara da bu videonun son 10-15 saniyelik kısmında karşınıza çıkacak ekranlara tıklayarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine bana Instagram sayfamızdan ilkokul öğretmenim yazarak ulaşabilirsiniz. Ben size videoların linkini yollarım. Kanalımızda matematik, Türkçe, hayat bilgisi kitaplarımıza ait bütün videolar mevcut. Kanalın oynatma listesi kısmından bunları da muhakkak bulun ve izleyin. Hazırlık sorularına bakalım. Yerli malı denilince aklınıza neler geliyor? Tabii ki kendi ülkemizde üretilen ürünler geliyor değil mi çocuklar? Yerli malı denilince Türk malı, yerli üretim olan milletimizin, sanayicilerimizin ürettikleri ürünler aklımıza gelir diyoruz. İkinci soruya bakıyorum. Tutum, yatırım ve Türk malları haftasında sınıfınıza hangi ürünleri getirdiğinizi söyleyiniz. Geçtiğimiz yıllardan hatırlayacak olursak sınıfımıza meyveler, kuru yemişler, e, süt, ceviz sarma, fındık sayabileceğimiz daha birçok ürün vardır. Bunları getiriyoruz değil mi? Kendi üretimimiz olan ürünleri. Yerli malları tutum haftası. Şimdi metinle ilgili önce bir kısa bilgi verdi, daha sonra da metne geçeceğiz arkadaşlar. Okuyacağınız metin bir tiyatro oyununun ikinci perdesidir. Perde tiyatroda büyük bölümlerin her birine verilen isimdir. Olay bir sınıfta geçmektedir. Yerli malı ve tutum haftasını kutlamakta olan sınıfın duvarlarında hafta ile ilgili afişler ve resimler vardır. Birinci perdede öğretmen ve öğrenciler ülkemizin sahip olduğu kaynaklar hakkında konuşurlar. Yerli malı tüketmenin önemi üzerinde dururlar. Peki hangi şahıslar var? Öğretmen, serpil, portakal, kestane, ceviz, meyveler, ergun, elma, üzüm, fındık, kayısı ve öğrenci. Aynı sınıfta yemiş günü. Masalar birleştirilmiş, üzerine çiçekler, çeşitli yemişler konulmuştur. Öğrenciler atlanış şeklinde düzenledikleri masaların etrafında oturmaktadırlar. Bakın burada görüyoruz. Öğretmen, açış konuşmamızı kim yapacaktı bakalım? Serpil, Ergun arkadaşımız yapacaktı öğretmenim. Öğretmen, haydi bakalım Ergun seni bekliyoruz. Ergun ayağa kalkarak, Sayın öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım, güzel yurdumuzun bereketli topraklarında yetişen birbirinden tatlı, birbirinden güzel yemişlerimizi tanımak için düzenlediğimiz Yemiş Günümüzü e, hepimize kutlu olsun. Öğrenciler hep birlikte sağ ol derler. Sonrasında ergün, bugün meyvelerimizin, yemişlerimizin güzelliğine, bolluğuna bir kez daha yakından tanık olacağız. Gördüğünüz bu meyveler, bu yemişler birer besin kaynağı olduğu gibi milletimiz, memleketimiz için de önemli bir gelir kaynağıdır. Yemiş günümüzü tekrar kutlar. Hepinize iyi eğlenceler dilerim. Arkadaşları burada alkışlıyorlar. Daha sonra öğretmen Ergun arkadaşınıza teşekkür ederim. Şimdi yemişlerinizi, meyvelerimizi temsil edecek olan arkadaşlarımız gelsinler. Bize kendilerini tanıtsınlar bakalım. Öğrenciler yüzlerinde temsil ettikleri meyve ve yemişi yansıtan bir maskeyle ve ellerinde temsil ettikleri meyve dolu bir tabak olduğu halde naz şeklinde düzenlenmiş masaların ortasına gelerek şiirlerini okurlar. Birincisi elma. Ağacım yaprağım var, gül kokan toprağım var. Amasya elmasıyım, meyvelerin hasıyım. Yanağı alal al olur, beni yiyen çocuğun damağı bal bal olur. Ben yurdun öz malıyım. Ağızların balıyım. Arkadaşları alkışlıyor. Şimdi portakal geliyor. Gördüğünüz gibi yüzünde maskesiyle. Tanıdınız değil mi? Benim adım portakal. Çocuklar yalvarıyor. Aman gitme burada kal. Geliyorum güneşli Akdeniz illerinden. Vitaminlerim düşmez doktorların dilinden. Hastalara sağlık, şifa, ağza tat veririm, yurdun öz meyvesiyim. Yine arkadaşlara alkışlıyor. Şimdi üzümü okuyoruz. İzmir'de sarı kızım, Antep'te kara üzüm, kuru tazesi var. Ye de doy iki gözüm. Zile'nin pekmeziyim, Ankara'nın şırası. Tadıma doyum olmaz, ben de yerli malıyım. Yine arkadaşlara alkışlıyor. Kestane geliyor sırada. Yeşil e, Bursa deyince akla gelir kestane. Yiyenler asla görmez ne hastalık ne hastane. Uzun kış geceleri kestane kavurarak, dumanlar savurarak, ey bursalı bursalı. Yine arkadaşları alkışlıyor. Fındık geliyor sırada. Giresun benim yurdum, yeşil deyince durdum. İnce dallar arasında minicik yuva kurdum. Giresun'da kayıklar, kızlar beni ayıklar. Mini mini çocuklar, fındık diye sayıklar. Beni yiyen çocuklar tombul tombul olmalı. Bol yağlı nişastalı, yerli malıyım malı. Devam ediyorum. Arkadaşları da onu alkışladı. Sıra cevizdeyiz. Benim yurdum baştan başa Anadolu yaylası. Ağızların tadıyım baklavanın çeyizi. Sorun bakın çocuklara kim sevmezmiş cevizi. Ulu ağaçlarda hep yeşil yaprak altında. Dururum dizi dizi yerli malı deyince unutmayın cevizi. Yine arkadaşlar alkışlıyor ve kayısı geliyor. Reçeli çok severler biliyorum çocuklar. Hangisi sorun bakın reçelin en iyisi. Şaşmadan diyecekler elbette ki kayısı. Ünüm tuttu dört yanı Malatya kayısısı. Bu sırada çeşitli meyveler teker teker girerler. Öğrencilerden biri kalkarak onları alkışlar. Daha sonra öğrenci hepiniz hoş geldiniz. Bize sağlık verdiniz. Soframıza afiyet, vücudumuza sıhhat, ağzımıza tatsınız. Hem de başımızda taç. Sizler varken biz neden olalım ele muhtaç? Yerli yemişi yiyerek gülelim, eğlenelim. Yurdumuz bir cennettir, kıymetini bilelim. Alkışlar arasında yemişleri temsil eden çocuklarda diğer öğrencilerin arasına otururlar. Kahkahalar ve alkışlar arasında perde kapanır. Çok güzel bir tiyatro perdesinden bahsettiler. Şimdi birinci etkinliğimize bakıyoruz hemen. Aşağıdaki meyve isimlerini bulmacadaki yerlerine yazınız demiş. Arkadaşlar bir numaraya bakıyoruz öncelikle. Bir numarada bakın ceviz görüyorum. Hemen bir numaraya ceviz yazıyorum. Ceviz. İki numaraya bakıyorum. İki numarada elma görüyorum. Elma yazdım. Üç numaraya bakıyorum. Üç numarada portakal gördüm. Portakal. 4 numaraya baktığım zaman 4 numarada kestane gördüm. Kestane yazacağım 4'e. Kestane. 5 numaraya bakıyorum hemen. 5 numarada fındık görüyorum. Fındık yazıyorum. Fındık. Ve son olarak 6 numaraya bakıyorum. Burada da kayısı görüyorum. Ve 6'yı da kayısı olarak tamamlıyorum kayısı. Bu şekilde bulmacamı tamamladım çocuklar. Bir sonraki sayfama geçebilirim. Metinde anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamını cümlelerden veya görsellerden harekete tahmin edip yazınız. Tahminlerinizi sözlükteki anlamıyla karşılaştırınız. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri sözlüğünüze yazdıktan sonra birer cümle içinde kullanınız demiş. Öncelikle tahmin etmemiz gereken kelimeler ne olabilir? Şifa diyelim. Şifa ne olabilir? hastalıktan kurtulma iyileşme değil mi? Şifa için hastalıktan kurtulma iyileşme yazıyorum. 2 numarada yine tahmin edecek olursak burada da kavurmak kelimesini tahmin edelim. Kavurmak bir şeyi kızartarak pişirmek. Bir şeyi kızartarak pişirmek diyebiliriz. Ayılmak sözcüğüne bakalım bir de son kez. Ayılmak ne olabilir? Uyku, baygınlık gibi durumlardan kurtulmak, kendine gelmek değil mi? Uyku, baygınlık gibi durumlardan kurtularak kendine gelmek. Şimdi bunları cümle içinde kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle şifa kelimesini kullanalım. Şifa için ne dedik? Her hastalığın mutlaka bir şifası vardır. İkinci kelimemiz kavurmak kelimesi. Bununla ilgili cümle kuralım. Kavurmak dedik. Et kavurmasını severim. Ve son olarak Ayılmak kelimesiyle ilgili bir cümle kuralım. Sabahları geç ayılıyorum. Ayılmak dedik. Sabahları geç ayılıyorum. Bu şekilde cümlelerimizi de kurduk arkadaşlarım. Bir sonraki sayfamıza sayfa 140'a geçebiliriz. Burada bana aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız demiş. A seçeneğinde metinde meyveler dışında konuşan kimlerin kişilerin adları nelerdir demiş. Kimler vardı meyveler dışında? Öğretmen vardı, Ergun vardı, Serpil ve öğrenci vardı değil mi? Öğretmen, Ergun, Serpil, ve öğrenci. Sonrasında devam ediyorum. B seçeneğine baktım. Ergun sınıfa getirilen yemişleri nasıl tanıyor? Tanıtıyor. Ne demişti Ergun yemişleri tanıtmak için? Yemişler birer besin kaynağıdır demişti, değil mi? Ve milletimizin, memleketimizin kalkınması için önemli bir gelir kaynağıdır demişti. O zaman yazalım. Yemişler birer besin kaynağı olduğu gibi milletimiz memleketimiz için de önemli bir gelir kaynağıdır önemli bir gelir kaynağıdır dedim. C seçeneğine bakıyorum. Yemişler milletimiz ve memleketimiz için ne ifade ediyor? Hastalara sağlık ve şifa veriyor, değil mi? Hastalara sağlık ve şifa veriyor. Çin seçeneğine bakıyorum. Elma yiyenlerin yanağı ve damağı nasıl olur demiş? Tabii ki yanağı al al, damağı bal bal olur. Yanağı al al, virgül damağı bal bal olur. Evet, devam edelim. Portakal hastalara ne veriyor? Sağlık ve şifa veriyor, değil mi? Hastalara sağlık ve şifa veriyor. Bir sonraki soruma baktım. Kestane yiyenler asla ne görmez demiş arkadaşlar? Kestane yiyenler hastalık ve hastane yüzü görmez demişti, değil mi? Hastalık ve hastane yüzü görmez seçeneğine bakıyorum. Fındık yiyen çocukların nasıl olacağı söyleniyor. Tombul tombul olacağı söyleniyor. Tombul tombul olacağı söyleniyor. Ceviz en çok nerelerde yetişir arkadaşlar? Cevizin en çok nerelerde olduğu söylendi. Anadolu'da olduğu söylendi değil mi? Anadolu'da oldu söyleniyor diyelim. Evet, bu sayfadaki sorumuzu da bu şekilde tamamladık. 141'e geçtik. Metinden hangi ürünün nerede yetiştirildiğini tespit ederek meyve görselleriyle isimlerini eşleştiriniz demiş. Burada yer isimleri vermiş bana. Onlarla meyveleri eşleştireceğim. İlk olarak Kestaneye bakıyorum. Kestane en çok nerede yetişiyordu? Bursa'da değil mi çocuklar? Kestane ile Bursa'ya eşleştiriyorum. Daha sonra elmayla Amasya'yı. Aferin size. Sonrasında fındık ile Giresun'u. Üzüm ile İzmir'i. Ve son olarak kayısı ile de Malatya'yı. Kestane Bursa elma, amasya, fındık, giresun, üzüm, İzmir, kayısı, Malatya diyorum. Beşinci etkinliğe baktım. Aşağıdaki cümleleri okuyarak şehir adlarının nasıl yazıldığını ve bunlara getirilen ekleri nasıl yazdığını söyleyiniz demiş. İzmir'in çekirdeksiz üzümü meşhurdur. Bakın in kelimesini kesme işaretiyle ayırmış. Gaziantep'te kara üzüm yetişir. Yine T derken kesme işaretiyle ayırmış. Malatya'mızın kayısısı meşhurdur. Malatya'mızın derken yine kesme işaretiyle ayırmış. Şanlıurfa'dan kırmızı biber getirdik. Yine Şanlıurfa'dan derken de kesme işaretiyle ayırmış. Ali, Ayşe, Mehmet gibi insan isimleri ve Gaziantep, İzmir, Malatya gibi şehir adlarının ilk harfi her zaman büyük yazılır. Evet, bunlara dikkat ettik. Bakın zaten ilk harfi de büyük yazılmış. Bunların yanında tarihler yazılırken ayların adlarıyla ülke ve bayram adlarının da ilk harfleri büyük yazılıyor. Örneğin 23 Nisan diyorum 1920. Burada ay adları tarih yazılırken büyük yazılır dedik değil mi? Ya da ülke adları Türkiye diyorum, İngiltere diyorum, Fransa diyorum, İtalya diyorum. Hep büyük harfle başlıyorum. Örnekte de gördüğümüz gibi bu isimlere gelen ekler ise kesme işaretiyle ayrılır. Yani özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Örneğimiz var burada. Muhittin'in oyununu izledik. Bakın Muhittin bir isim özel isime gelen ek kesme işaretiyle ayrılmış. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Bakın burada Türkiye ülke ismi Ankara şehir ismi özel isim olduğu için kesme işaretiyle gelen ekleri ayırdım. Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladık. Yine burada da Zafer Bayramı demiş bayram isminden. Gelenekleri kesme işaretiyle ayırmış. Son olarak da özel bir tarih vermiş. Ben 22 Kasım 2010'da doğmuşum. Bakın Kasım'ın kesi yine büyük tarih yazılırken. Kesme işaretini kullandığınız kelimelerin olduğu 3 tane örnek cümle yazınız demiş. Yazalım Türkiye'nin Türkiye bakın nini ayırıyorum özelisinden en kalabalık şehri İstanbul'dur. İstanbul dur bakın İstanbul özel isim olduğu için büyük harfle başladım ve kesme işaretiyle ayırdım. Atatürk'ün hayatını öğrenmeliyiz diyorum ikinci cümleye. Özel isimden Atatürk ünü Ayırıyorum değil mi? Ün kelimesini ayırdım. Hayatını öğrenmeliyiz. Ne şehire gezmeye gittim diyorum. Bir sonraki cümlemde Şehir isminden yine E'yi ayırdım. Özel isim olduğu için. Ev şehire gezmeye gittim. Burada da cümlelerimi tamamladım. Siz de istediğiniz cümleleri kurabilirsiniz. Altıncı etkinliğe geçtim. Aşağıdaki resimleri verilen meyveleri inceleyiniz. Beslenme çantanıza koyduğunuz ürünlerin bunların arasında olup olmadığını söyleyiniz. Baktığımız zaman kuru yemişleri koyuyoruz. İncir olabilir beslenme çantamızda. Elma olabilir. Fındık olabilir. Yine burada portakal olabilir, mandalina olabilir beslenme çantamızda. Fıstık olabilir değil mi? Bunları söyleyebiliriz. Ülkemizde yetişen meyveleri tahmin ederek işaretlediğiniz, ardından neden ülkemizde yetişen ürünleri tüketmemiz gerektiği konusunda konuşma yapınız. Konuşma yaparken kurallara uygun hareket etmeyi unutmayınız. Ülkemizde yetişen meyveleri işaretleyecek olursak, tabii ki burada çocuklar portakalı, çileği Şeftaliyi, kiviyi, elmayı, mandalina'yı, inciri, üzümü, fındığı, kayısıyı ve fıstığı işaretleyebilirim. Bunlar ülkemizde yetişen meyvelerdir, ürünlerdir. Peki, neden bunları tercih etmeliyiz tüketirken? Bunu sormuş bize. Bununla ilgili bir konuşma yapın demiş. Ben size genel olarak söyleyeceğim. Öğretmeniniz deftere yazmanızı isterse siz yazarsınız. Yerli malı ülkemizin ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde üretilen ürünlerin tüketilmesi hem ülkemizin ekonomik açıdan gelişmesini sağlar hem de bizleri sağlık açısından geliştirir. İşte bu nedenle sağlıklı ve ülke ekonomisi açısından e, yararlı olan yerli ürünleri tüketmemiz gerekmektedir diyebiliriz. Evet çocuklar buradaki etkinliğimiz bitti. Bir sonraki dersimizde Kız Kulesi isimli metni birlikte inceleyeceğiz. Sorularını yanıtlayacağız. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizi Instagram sayfamızdan takip etmeyi unutmayın. Şu anda ekrana çıkacak olan küçük karelere dokunarak bundan önceki videolara ulaşabilirsiniz. Hepinize sevgiler.